TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bülteninden iyi akşamlar diliyoruz sayın seyirciler. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı George Bush. Oldukça uzun süren bir seçim süreci sonunda başkanlığı kesinleşen Cumhuriyetçi Bush yemin ederek görevine başladı. Ayrıntılar almak üzere Washington'daki TRT bürosundan Ercan Demir'le bir telefon bağlantısı kuruyoruz. Ercan iyi akşamlar. İyi akşamlar Rahmi Aygün. Clinton veda etti, Beyaz Saray'dan ayrıldı. Beyaz Saray'ın artık yeni bir ev sahibi var, George Bush. Duygulu anların yaşandığı törenle ilgili ayrıntıları seyircilerimize aktarır mısın lütfen? Başkent Washington'da olağanüstü güvenlik önlemleri altında başlayan törenlerde George W. Bush önce Başkan Bill Clinton'ı Beyaz Saray'da ziyaret etti. Daha sonra Bill Clinton ve George W. Bush birlikte Beyaz Saray'dan aynı araçla yemin töreninin gerçekleşeceği Kongre binasına gittiler. Kongre binasında düzenlenen törende önce Başkan Yardımcısı Richard Dick Cheney yemin ederek görevi teslim aldı. Daha sonra George W. Bush, Amerika Birleşik Devletleri'nin 43. Başkanı olarak yemin etti. Resmen başkanlık görevini devraldı. Törende oldukça duygulu anlar yaşandı. Törene eski başkanlardan Jimmy Carter, Gerald Ford ve George W. Bush'un babası eski başkan George Bush da katıldı. Garip bir tesadüftür ki 8 yıl önce Bill Clinton başkanlık görevini George Bush'tan devralmıştı. 8 yıl sonra devraldığı görevi George Bush'un oğlu George W. Bush'a devretti. Törende yine başkan yardımcısı, artık eski başkan yardımcısı dememiz gerekiyor, Al Gore da vardı ve o da George W. Bush'un seçimdeki rakibini yemin töreninde yemin ettikten sonra kutladı. Ve belki de Al Gore'un aklında o anda neler geçiyordu aklından bilinmez, fakat o yemin töreninde yemin eden kişi Amerika Birleşik Devletleri'nin 43. başkanı olarak Al Gore olabilirdi. Al Gore ülke genelinde 500 bin oy farkla Bush'un önünde yer almasına rağmen eyaletler bazında başkanlık seçimini kaybetti. Yemin töreninde George Bush'un babası eski başkan Bush da çok duygulu görünüyordu eşiyle birlikte ve yemin töreninden sonra George W. Bush, eski başkan Bill Clinton'ı kongreden uğurladı. Yeni başkan yardımcısı Dick Cheney de eski başkan yardımcısı Al Gore'u kongreden uğurladı. Böylece Beyaz Saray'da, Washington'da 8 yıl aradan sonra ikinci Bush dönemi başlamış oldu. George W. Bush, yemin töreninde yaptığı konuşmada özellikle eğitim ve vergi indirimi konularına değindi ve konuşmasının bu bölümleri izleyenlerden büyük alkış aldı. George W. Bush konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin birliği için çalışacağını ve ülkeyi daha ileri bir seviyeye ulaştırmak için mücadele edeceğini söyledi. Yağmur altında gerçekleşen törenler için Washington'da yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Dün geceden itibaren Beyaz Saray ve Kongre çevresinde pek çok yol trafiğe kapatılmış durumda. Bu arada çeşitli gruplar da protesto gösterileri düzenliyorlar. Protesto gösterileri nedeniyle meydana gelen olaylarda 300 kişi polisle çatıştı başkent Washington'da Beyaz Saray yakınlarında ve bu çatışmalarda 10 kişi gözaltına alındı. Bazı yerlerde göstericiler siyah bayrak açtılar. Göstericilere polis yokla müdahale etti. Bu arada güvenlik kordonunu, polis kordonunu yarmayı başaran 30 kişi de yine siyah bayrak açarak protestolarını sürdürdüler. Bu arada Washington'daki Washington Post gazetesinin binası da yine bu göstericiler tarafından protesto edildi ve Bush'un özellikle Texas'ta onayladığı idam cezaları nedeniyle bu göstericilerin protestolarına hedef olduğu görüldü. Ercan teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz sana da. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Devri teslim töreninden yurda dönüyoruz. Başbakan Bülent Ecevit, Türkiye'nin Fransa'ya karşı uygulamayı düşündüğü yaptırımların birkaç gün içinde belli olacağını söyledi. Ecevit, beyaz enerji operasyonunun da kamuoyu önünde gelişi güzel tartışılmasını doğru bulmadığını bildirdi. Başbakan Bülent Ecevit, Başbakanlık'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ecevit ilk olarak sözde Ermeni soykırımı yasasını kabul eden Fransa'ya karşı hazırlanmakta olan eylem planının neleri içerdiği ve planın ne zaman uygulamaya konulacağı sorusu yöneltildi. Dışişleri Bakanlığımız ayrıntılı bir çalışma yaptı. Hangi konularda nasıl Türkiye ağırlığını duyurabilir Fransa üzerinde. Tabii ilgili bakanlıklarla da ilgili kuruluşlarla da görüşülecek. Kendimizi incitmeden bir plan hazırlayacağız tabii. Yani Türkiye'nin kendi ekonomisine zarar vermeden
Fransa'ya karşı ne gibi yaptırımlar uygulayabiliriz? Önümüzdeki birkaç gün içinde bu konudaki çalışma sonuçlanmış olacaktır. Başbakan Recep, beyaz enerji operasyonu ile ilgili sorular üzerine de yargının işlediğine dikkati çekerek artık bu konulara girmek istemediğini söyledi. Sayın savcıların da bildiğiniz gibi demeçleri var. Bu konuların kamuoyu önünde böyle gelişi güzel tartışılmasının adalete gölge düşürebileceğinden kaygı duyuyorlar ve bu konuda kamuoyunu yönetenlerin dikkatli davranmasını salık veriyorlar. Onun için bu konuda şu aşamada bir şey söyleyecek durumda değilim. Yargı işliyor. Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli'den sözde Ermeni soykırımı iddialarına sert yanıt. Bazı emperyalist ve kindar Ermeni unsurların Türkiye karşıtlığı esasında uluslararası bir ittifak oluşturduğunu kaydeden Bahçeli, eski Haçlı seferleri zihniyetini hatırlatan çabalara bir an önce son verilmesi gerektiğini bildirdi. Bahçeli, terör örgütünün siyasallaşmasına sağlanan katkılarla soykırım iddialarına verilen destekler arasında hiçbir fark bulunmadığını söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genişletilmiş Bölge Teşkilatı toplantısı İzmir'de yapıldı. Genel Başkan ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli toplantının açılışında vatandaşa sırtını çeviren, tepeden inmeci ya da ülke gerçeklerine uzak anlayışlarla hiçbir yere varılamayacağını belirtti. Bahçeli, Türk milletinin müşterek özlem, değer ve taleplerinin sözcüsü olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin hak bildiği yolda kararlılığını güçlendirerek ilerlemeye devam edeceğini söyledi. Bahçeli, partimize yakıştırmaları art niyetli ve ön yargılı olanların dünkü gayretleriyle bugünkü söylemleri arasında aslında hiçbir fark yoktur dedi. Geçmişte yaşanan deneyimler ışığında bir uzlaşma ve atılım hükümeti kurulduğunu anlatan Bahçeli, öncelikli çabalarının aile ve ülke bütçesini sürekli kemiren enflasyon ayıbından ülkeyi kurtarmak olduğunu belirtti. Bahçeli özellikle son bir yıldır organize suç örgütleri ve soygun şebekeleriyle etkin bir mücadele yürütüldüğünü, yolsuzlukla suçlu üreten yapının ortadan kaldırılmasına çalışıldığını da vurguladı. Bahçeli, çok partili siyaset tarihimizde eşine rastlanmayan boyutlardaki bu çabaları ve kararlılığı bırakınız eleştirmeyi, takdir etmemek dahi büyük bir haksızlığı ifade edecektir dedi. Kaldı ki yürütülen operasyonların caydırıcılığı, suçluların yakalanmış olması ve kamu vicdanının tatminini bir yana ekonomiye yaptığı katkının miktarı yaklaşık 4 katrilyona ulaşmaktadır. Üstelik operasyonlar içinde ve arkasında her kim olursa olsun, hangi güç bulunursa bulunsun, hangi gerekçeyle gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin, gayri meşru iş yapanlara ve soygunculara taviz verilmemekte, sonuna kadar üzerine gidilmektedir. Bu tavır bundan sonra da değişmeyecektir. Bu operasyonlardan ürkülmemesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, operasyonlarla üretim ve yatırım yapan gerçek iş adamıyla sanayicilerin önünün açıldığını, milletin ve reel ekonominin üzerine kene gibi yapışan unsurların temizlendiğini söyledi. Bahçeli sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin tasarının Fransız Milli Meclisi'nde kabulünün bu tür girişimlerin ne ilk ne de son örneği olacağını vurguladı. Çağın ruhuna ve tarihi gerçeklere uymayan bu ve benzeri girişimleri nefretle kınayıp reddettiklerini kaydeden Bahçeli, böyle bir siyasi istismara imkan verilmesinin her şeyden önce ikili ilişkileri etkileyeceğini ve Fransız çıkarlarını da zedeleyeceğini söyledi. Ama unuttukları bazı gerçekleri tekrar hatırlamalarında fayda vardır. Türk milleti bugün çok çeşitli amaçlarla tarihine yapıştırılmaya çalışılan sözde soykırım yaftasını hiçbir şekilde ve zamanda hak etmemiştir. Bundan sonra da hiçbir şartta ve zamanda böyle bir girişimi kabul etmeyecektir. Bu gerçek her ülke ve uluslararası lobi tarafından böyle bilinmelidir. Çünkü tarihi gerçekler ne parlamento kararları ile değiştirilebilir, bilinir, ne de daha dün birçok soykırıma ve insanlık ayıbına imza atmış ülkeler
tarih önünde aklanabilir. Her şeyden önce Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin yeni bir boyut kazandığı bir dönemde alınan kararlar muhataplarımızın tarihi ön yargılarından ve çifte standartlı yaklaşımlarından kurtulamadığını göstermektedir. Devlet Bahçeli İzmir'deki temasları çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığını da ziyaret etti. Bahçeli İzmir'de vilayeti ziyaret ederek Vali Alaaddin Yüksel'den ilin sorunları hakkında bilgi aldı. Fransız parlamentosunun sözde Ermeni soykırımı tasarısını kabul etmesinden sonra Türkiye'deki boykot çağrıları bugünkü Fransız gazetelerinde geniş biçimde yer aldı. Liberasyon gazetesi Türkiye Fransız mallarına boykot çağrısı yapıyor başlıklı haberinde Fransa'ya ekonomik ve kültürel yaptırımlar uygulanmasının istendiğini anlattı. Haberde Türkiye'de üst düzey yöneticilerin ve basının Fransa'yı kınayan görüşlerine yer verildi ve sivil toplum örgütleri, iş ve işveren sendikalarının da Fransız mallarının boykot edilmesini istediği kaydedildi. Konu Le Figaro gazetesinde de Fransa'ya boykot çağrısı başlığıyla yer aldı. Haberde de sözde Ermeni soykırım tasarısının kabulünün Türkiye'de Fransız aleyhtarı gösterilere yol açtığı vurgulandı. Fransa'ya tepkiler artıyor. İstanbul'da toplanan 24 sivil toplum kuruluşu Fransa'yı protesto etti ve Fransız mallarına boykot çağrısında bulundu. Taksim'deki Fransız konsolosluğu önünde basın açıklaması yapan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Sevr özlemi olan bu kararın boykot dahil her türlü şekilde Türk halkı tarafından topyekün bir tavırla protesto edilmesini istedi. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Erkan Önsel tarafından okunan ortak basın açıklamasında Kıbrıs, Ege ve Kuzey Irak üzerinden yürütülen tehdidin soykırım iddialarıyla açık bir saldırıya dönüştüğü bildirildi. Bu batı merkezli tek bir programın parçasıdır denilen açıklamada şöyle devam edildi. Rica ve minnetle Batı'yı bu hain emelinden vazgeçirmek mümkün değildir. Konunun lobicilik sonucu gündeme geldiği büyük bir aldatmacadır. Türkiye, Ekim 2000'de parlamentosu sözde soykırımı kabul eden AB'nin aday üyeliğinden derhal çekilmelidir. İstanbul Meyve ve Sebze Komisyoncu ve Tüccarları Derneği üyeleri Fransa'dan ithal edilen elmaları satmayacaklarını bildirdi. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Er düzenlediği basın toplantısında bundan böyle Fransa'dan getirilen elmanın alınmamasını ve eldekilerin satılmamasını kararlaştırdıklarını bildirdi. Fransa parlamentosunun aldığı Ermeni soykırımıyla ilgili aldığı kararı protesto etmek amacıyla bundan sonra hallerimizde kesinlikle böyle bir elma satılmayacaktır. Ellerimizdeki olan elmalar da kesinlikle imha edilmeyecek. Kırsal bölgelerdeki dar gelirli vatandaşlarımıza dağıtılacaktır. Dernek yöneticileri ve hal esnafı da protestolarını elma sandığını fırlatarak gösterdi. Ermeni terörü kurbanlarına devlet övünç madalyası. Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görevli 34 şehidin mirasçılarıyla 3 malüle devlet övünç madalyası verilmesine ilişkin Başbakanlık tebliği resmi gazetede yayınlandı. Fazilet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veysel Can'dan Fransa'nın Güneydoğu Anadolu ve Cezayir'de yaptığı katliamların Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla dünyaya açıklanması gerektiğini söyledi. Fransız parlamentosunun kabul ettiği sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısında tepkiler sürüyor sayın seyirciler. Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Sağlam, tasarı ne Fransa'nın almış olduğu ilk çifte standartlı karar ne de Ermenistan'la yaptığı ilk işbirliğidir dedi. Bu haberlerle ilgili ayrıntıları TRT2'de saat 22'deki gece bülteninde bulabilirsiniz. Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz siyasi faturası ne olursa olsun dünya bilgi çağına girerken Türkiye'yi karanlıkta bırakmamak için her türlü çabayı göstereceklerini söyledi. Mesut Yılmaz İzmir'in Tire ilçesindeki 50 yataklı Tire Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi'nin açılışında hükümetin Avrupa Birliği'ne üyelik, enflasyon ve yolsuzluklarla mücadele gibi önemli görevleri başarıyla yüklendiğini belirtti. Bir senede enflasyonu yarıya indirdik. %63'tü sene başında. Sene sonunda %32'ye indirdik. Bu sene yine sıkıntı çekeceğiz. Ama sonunda enflasyonu istediğimiz yere getirdiğimiz zaman bundan en büyük faydayı en fazla sıkıntı çeken kesimler görecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okyan da Türkiye'nin sosyal güvenlik alanında pek çok reforma imza attığını, özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağlık alanında yenilendiğini belirtti. Mesut Yılmaz daha sonra Çiğli, Çamaltı, Tuzlası, Tekel Tuz yıkama tesislerinin açılış törenine katıldı.
Yılmaz burada yaptığı konuşmada tuzun sanayi alanında çok önemli olduğunu belirterek Türkiye'nin yılda 2 milyon ton tuz üretimi gerçekleştirdiğini söyledi. Devlet Bakanı Rüştü Kazım Yücelen de yeni tesiste sanayi tuzundaki sodyum klorür oranının en yüksek seviyeye çıkarılacağını belirtti. Yücelen, Bakanlar Kurulu'nun son toplantısında açıklandığı üzere Tekel Genel Müdürlüğü özelleştirme kapsam ve programını alınmak için öneride bulundu ve özelleştirme yüksek kurulunda bu konu görüşülmeye başlanmıştır dedi. Yılmaz konuşmaların ardından tesisi işletmeye açtı. Mesut Yılmaz, Balatçık Yaprak Tütün İşleme Fabrikası'nın açılış törenine de katıldı. Yılmaz, tütün üretimi konusunda da bir yeni düzenlemeye gitme zorunluluğu bulunduğunu bildirdi. Devlet Bakanı Rüştü Kazım Yücelen de Tekel'de çalışan geçici işçilerin sürekli kadroya alınması yönünde çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Tütün işleme merkezini üretime başlatan Başbakan Yardımcısı Yılmaz, Ali Ağa'daki İzmir Doğalgaz Santrali'nin temel atma törenine de katıldı. Mesut Yılmaz törende Türkiye'nin enerji alanında yatırımlarını kamu eliyle yapmasının mümkün olmadığını, bu nedenle de özel teşebbüs girişimlerine ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Yılmaz, yabancı sermayenin de enerji yatırımlarındaki önemini vurguladı. Siyasi faturası ne olursa olsun, dünya bilgi çağına girerken Türkiye'yi karanlıkta bırakmamak için bundan sonra da her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Çünkü ben çok iyi biliyorum ki hepimizin aslında gönül verdiği Türkiye'nin kalkınması boş laflarla, dedikodularla değil, ancak üretimle olur, ancak yatırımla olur. Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Libya'daki resmi temaslarına devam ediyor. Türkiye ve Libya Dışişleri Bakanları ve Bakanlıkları düzeyinde siyasi istişare mekanizması kurulması konusunda mutabakata vardı. İsmail Cem'i geldiği Trablus'ta Libya Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri Abdülrahman Muhammed Şalkam karşıladı. İsmail Cem burada yaptığı açıklamada siyaset rüzgarlarının ilişkilerin ileriye gitmesinde belli bir kesinti yarattığını belirterek, Libya dünya ile ilişkilerinde yeni bir atılım başlatmıştır. Türkiye de açılım içerisindedir. Sayın Bakan'la kaybedilmiş bu zamanı kazanmak için yeni bir başlangıç yapmaktayız dedi. 1991'den bu yana Libya'yı ziyaret eden ilk Türk Dışişleri Bakanı olan İsmail Cem, daha sonra Trablus'taki eski Türk mahallesine giderek buradaki tarihi Turgut Reis Türbesi'ni ziyaret etti. Her zaman onun için hanedanından tepedemeyi Ali. İsmail Cem'in bir sonraki durağı Trablus'taki Türk çocuklarının eğitim gördüğü Türk okuluydu. Cem gezisinden sonra okulun bahçesine bir de ağaç dikti. Daha sonra Dışişleri Bakanı İsmail Cem daveti üzerine geldiği meslektaşı Abdülrahman Muhammed Şalkam'la görüştü ve ardından ikili görüşmelere geçildi. Şalkam burada yaptığı konuşmada ikili ihtilaf konuları o kadar az ki bunların da üstesinden geleceğiz dedi. Görüşmelerde Türkiye heyeti Libya heyetine Orta Doğu barış sürecinde Türkiye'nin rolü ve Ankara'nın Afrika'ya açılım politikaları konularında bilgi verdi. Görüşmeler sonunda iki ülke dışişleri bakanları siyasi ilişkilerin rayına oturtulması yolunda irade beyanında bulundu ve bu doğrultuda iki ülke dışişleri bakanlıkları ve bakanları düzeyinde siyasi istişare mekanizması kurulması konusunda mutabakata varıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer, beyaz enerji operasyonu ile ilgili iddiaları mecliste yanıtlayacak. İzmir'de gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhur Ersümer, yürütülmekte olan beyaz enerji operasyonu ile ilgili her türlü iddiaya karşılık mecliste geniş bir açıklama yapacağını söyledi. Ben salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşacağım. Yani bunun dışında da bir şey söylemiyorum. Devlet Bakanı Rüştü Kazım Yücelen de gazetecilerin Anadolu Ajansı'nın beyaz enerji operasyonu soruşturmasındaki bazı ifade tutanaklarını yayınlamasına ilişkin soruları üzerine konuyu ilgili bakan olarak araştıracağını söyledi. Kosova Türk Tabur Görev Kuvveti Komutanlığı görev bölgesinde yapılan ilk tetkik ve incelemeler ışığında canlılara zarar verecek düzeyde seyreltilmiş uranyum kaynaklı radyoaktivite olmadığının belirlendiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada Kosova'daki personelin bilgilendirilmesi, gerekli muayene ve tetkiklerin yapılması, su ve toprak numunelerinin alınması amacıyla 13-16 Ocak tarihleri arasında Genelkurmay Sağlık Daire Başkanlığı Başkanlığı'nda 6 kişilik heyetin Kosova'ya gönderildiği belirtildi.
Heyetin bölgede incelemelerde bulunduğu kaydedilen açıklamada, Kosova Türk Tabur Kuvvet Komutanlığı personeline indirgenmiş uranyum ve tehlikeleri konusunda konferanslar ve alınması gerekli tedbirler hakkında bilgi verildiği de bildirildi. Açıklamaya göre Kosova Türk Tabur Görev Kuvveti Komutanlığı'nca da mühimmat bulunan sahaların işaretlendiği ve personelin girmesinin yasaklandığı tespit edildi. Tabura yeni katılan personele bu konuda oryantasyon eğitiminin verildiği bildirilen açıklamada mühimmat imha timleriyle bölük ve takım komutanlıklarına dozimetreler verilerek ölçümlerin aylık yapıldığı ve kontrol altında tutulduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi. Bölgede yapılan ilk tetkik ve incelemeler ışığında Kosova Türk Tabur Görev Kuvveti Komutanlığı görev bölgesinde canlılara zarar verecek düzeyde DU kaynaklı radyoaktivitenin olmadığı tespit edilmiştir. Nihai değerlendirme ise personel ve çevreden alınan örneklerin kesin sonuçlarının 2-3 hafta içerisinde belirlenmesiyle yapılabilecektir. Konuyla ilgili çalışmalar NATO makamlarıyla koordineli bir şekilde devam etmektedir. Sizinle değişiyoruz, sizin için değişiyoruz demiştik. Bu çabalarımızın karşılığını almak bizleri de çok mutlu ediyor sayın seyirciler. TRT 1 Aralık ayında gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırmasında son zamanlarda izlenme oranını en çok artıran televizyon kanalı oldu. Anadolu Ajansı'nın haberine göre TRT Haberleri ise bu ankette de en güvenilir unvanını kimseye kaptırmadı. Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van'daki üniversitelerce gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre izlenme oranları açısından TRT 1 %13.9 ile Kanal D'nin ardından ikinci oldu. TRT 1'i sırasıyla ATV, Show TV ve Interstar izliyor. Daha önceki kamuoyu araştırmalarında ulusal düzeyde yayın yapan televizyonların izlenme sıralamasında 5. sırada bulunan TRT 1, son dönemdeki atılımının karşılığını aldı ve %0.1'lik farkla 2. sıraya yerleşti. Araştırmaya göre haber yayınlarında en güvenilir televizyon kanalı sıralamasında TRT 1 yine ilk sırayı aldı. TRT'yi sırasıyla ATV, NTV, Kanal D ve TGRT izledi. 14 ve daha yukarı yaştaki 2149 kişiyle yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada ülke genelinde televizyon izleyenlerin oranı %95.91 olarak belirlendi. Deneklerin %50.77'sinin erkek, %49.23'ününse kadın olduğu araştırmanın sonuçlarına göre Kanal D, ATV, TGRT ve BRT televizyon kanalları en fazla kadınlar tarafından izlenirken CNN Türk, Samanyolu TV, Kanal 7 ve NTV televizyonları daha çok erkekler tarafından tercih ediliyor. TRT 1'in izleyici profiline bakıldığında ise kamu yayıncılığı anlayışına paralel kadın erkek izleyici oranlarının eşit olduğu görülüyor. Kamuoyu araştırması 15 ildeki üniversitelerde görev yapan profesör, doçent, uzman ve araştırma görevlilerinin gözetiminde 100 üniversite öğrencisi tarafından gerçekleştirildi. Yeni yayın dönemine değişim sloganı ve çabasıyla giren TRT, adıyla bütünleşen ilkeli, tarafsız, doğru ve güvenilir kavramlarını yayınlarına yansıtmaya devam edecek. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu erotik filmler nedeniyle Teleo'nun yayınlarının 7 gün durdurulmasını kararlaştırdı. Batman FM'in yayınlarını Kürtçe bir parçanın sözlerinden dolayı 90 gün süreyle durdurma kararı veren Üst Kurul, 3 televizyon ve 2 radyonun yayınlarının da değişik sürelerle durdurulmasını kararlaştırdı. Üst kuruldan yapılan açıklamada Teleo'nun reklamcılık ve filmcilik sanayi ve ticaret anonim şirketi unvanlı Kral TV'nin Ekim ayında saat 24'ten sonra yayınladığı filmlerin genel ahlak, toplum huzuru ve Türk aile yapısına aykırı bulunduğu ifade edilerek yayınlarının 7 gün durdurulmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada aynı hüküm gereğince Yastık Sohbetleri adlı programda yer alan ifadelerden dolayı Radyo D'nin yayınlarının da bir gün durdurulmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Flaş TV'nin yayınları da çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kanunu hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle bir gün durdurulacak. Batman FM'e 90 gün, Ankara'daki Çağdaş Radyo'ya 7 gün, Karaman'daki KGRT ile Kanal 32'ye birer gün yayın durdurma cezası veren Üst Kurul, BRT, GTV, Mercan TV ile Çağrı Radyo, İmaj Radyo, Mega Radyo ve Özgür Radyo'nun uyarılmasını kararlaştırdı. Esen kalın sayın seyirciler.